Futbolda şiddet, takım, cinsiyet, yaş dinlemiyor. Minicik çocuklar bile holiganların öfkesinden kurtulamıyor. Kayseri tribünlerinde yaşanan dehşet tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İşte o anlar. Koca koca adamlar ufacık çocuğa saldırmaya kalkınca minik futbol sever çok korktu. Kayseri'nin bütün ataklarını alkışladık. Kalktık ettik ama yani bu olmamalıydı sonuç. Bağırdı, çağırdı, sırf üstünde Fenerbahçe forması var diye küçük çocuğu tribünden atmaya çalıştı. Ufacık bir çocuğa tepki gösterilmesi. Gol olana kadar hiçbir şey yoktu. Gayet forma yine üzerindeydi. 5 yaşındaki Berkay doğuştan Fenerli. Sarı lacivertli takım Kayseri'ye gelince babasıyla tribüne gitti. Üstünde de forması vardı. O Volkan Demirel'i çok seviyor. Orada da bağıramadı bile. Baba beni döverler dedi. Maç normal seyrinde devam ediyordu. Ta ki Fenerbahçe gol atana kadar. Holiganlar çocuk olduğuna bakmadı. Minik Berkay'ın üzerine yürüdü. Fenerbahçe'nin bütün maçlarını seyrediyor musun? Evet. Gidecek misin Fenerbahçe Galatasaray maçına? Evet. Amigo Recai Kahraman korkudan donup kalan çocuğa formasını çıkartması için bağırdı. Berkay gözyaşlarına boğuldu. Babasının boynuna sarıldı. Ama o da çaresizdi. Çocuğumda Fenerbahçe forması var ama yanında Trabzon Kaşkollu var. Hiçbir şey yapmadı. Berkay'ın gözyaşları tüm renkleri ayağa kaldırdı. Federasyon olayın takipçisiyiz dedi. Kayseri Spor saldırıyı kınadı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Berkay'ı ve babasını hafta sonu oynanacak Galatasaray maçına davet etti. Başkanın çağırması da bizde gitmemezlik olmaz. Kayseri Valisi Orhan Düzgün de bu görüntülere kayıtsız kalmadı. Tarafları makamında buluşturdu. Berkay'ı kucağına alan Amigo Recai'yi oyuncak hediye etti. Sen yanakını atabilir misin? Tribündeki şiddet valinin makamında da devam etti. Amigo Recai Berkay'ın gönlünü almak için kendine tokat attırdı. Biraz tokat atmıyor.